Kayseri Damızlık Sığır Yeşiller Birliği 2001 yılında kuruldu. 16 ilçe, 400 köyde hizmet vermekteyiz. 1000 süt işletmemizde yaklaşık 65 bin tane damızlık ırkı hayvanımız var. Günlük 120 ton sütü hanelere dağıttığımız 300 tankla topluyoruz. Bunun yanında 2 veteriner hekim, 5 ziraat mühendisi, 8 tane hayvan sağlık teknikeri, 2 tane gıda mühendisi ve toplam 55 tane personelimizle 6 tanesi tanker olmak üzere 32 tane araçla soykütüğü hizmeti, hayvan bakım besleme, suni tohumlama, tırnak bakım, süt soğutma ekipmanları ve sağım ekipmanlarının tamir ve bakımlarını yapan ekiplerimiz sezonunda üreticilerimize yaptığımız yem bitkisi tohumu tedariği, sosyal projelerimizle beraber Kayseri'deki süt üreticilerine hizmet vermekteyiz. Üyelerimizin gelir seviyesini artırmak için Kayseri'de sütlerini değerinde satmalarını sağlamak için hanelere koymuş olduğumuz 300 tane süt soğutma tankından almış olduğumuz sütleri yaklaşık 4 tane ulusal bazda firmaya gönderiyoruz, satışını sağlıyoruz. Bunun yanında da kendi Hunat markası adı altında kurmuş olduğumuz 5. firma olan sütü işletmesinde Hunat'la üretim yapıyor ve tüketicilerimize sunuyoruz. Bu üretimimiz ve bu yapmış olduğumuz çiftçiliğe, süt üreticilerine katkıların artarak devam edeceğini ben şimdiden söylüyorum. Yeni yılın bütün üreticilere ve süt üreticilerine bereketli geçmesini temenni ediyorum. Ben Talip Akçakaya, Kayseri ili Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu üyesiyim. Bu bünyamızda işletmemiz, buradaki işletmemize işte pilot olarak başladık. Gerçekten bir amaçtı bizim için, bir hedefti. Yani projelerimizin içinde, yani Damızlık Birliği projelerinin kuruluşumuzdan beri hedefimizde vardı aslında. Burada kısmet oldu. Burada üretime başladık. Gerçekten şimdi geleneksel olarak, yani atadan gelen yoğurdumuzu gerçek tadıyla, doğal tadıyla ürünlerini sunmak için burada üretime başladık. Bu bünyan işletme tesisimizde yoğurdun ve doğallığını hiç bozmadan üreterek, yani tüketicilerimize sunmak için biz bu tesiste üretmeye başladık. Tesisimizin kapasitesi aşağı yukarı günlük 30 ton civarında kapasitemiz var. Ama bunun yanı sıra burada yoğurt, ayran, peynir, tereyağı hepsini üretmekteyiz. Yani çeşidimiz bol. Çeşitli üretiyoruz. Evet, bir de Damızlık Birliği'nin buradaki ve civardaki mal varlıkları konusunda bilgi verir misiniz? Şimdi burada burayı ilk aldığımızda 4000 metrekareydi buranın alan olarak yerimiz. 3000 metrekare yanında ilave bir yer daha aldık. Toplamda 7000 metrekare burada arsamız var. İşte Develi'de bir depo alanımız var. Tekrar bir arsamız var. Tomarza'da bir arsamız var. İşletme yaparız diye inşallah diye oraya aldık. Sarıolan'daki şubemizin mülkiyeti bize ait. Merkezdeki şubelerimiz, Sahaviye'deki merkez şubelerimiz Damızlık Birliği'ne ait olan mal varlıklarımız bunlar bizim. Yaklaşık 30 tane de araç. Tabii ki yaklaşık 30 tane aracımız var. Yani buradaki işte biz bunu zaten buranın başlamasındaki hedefimiz istihdamdı. Biz yani en azından burada 11 personelle çalışıyoruz yani burada. 3 tane aracımız yani pazarlama aracı ve 11 personelle burada istihdam yaptık yani. Bu şekilde inşallah bunları artırarak devam etmeyi istiyoruz. Teşekkür. Kayseri'de bir marka doğuyor. Kayseri'de bir güneş doğuyor. Bu güneş Hunat güneşi. Bu güneşi ortaya çıkaran Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği. 21 yılda
2001 yılında kurulan Damızlık Birliği, Kayseri Damızlık Birliği 21 yılda, 21 yıl önce 21 üyeyle başladığı Damızlık Birliği'nde bugün 65 bin hayvan varlığı bulunuyor. Ve bu Damızlık Birliği aynı zamanda sosyal sorumluluk projesi kapsamında da bu markalaşmayı, Kayseri'ye kazandırmış olduğu marka, Hunat markasını bir yoğurda taşıyaraktan Kayseri'de bir lezzet, geleneksel Türk lezzetine, aynı zamanda Türk damak tadına ve dünyaya tanıtımına büyük bir katkı sağlıyor. Sosyal sorumluluk olaraktan. Aynı zamanda 23 Mart Dünya Yoğurt Günü adı altında bir de sosyal sorumluluk projesini yine hayata geçiriyor. Yani yoğurdumuzu, geleneksel lezzetimizi dünyaya tanıtan Kayseri'de Damızlık Birliği yine markalaşmayla da Kayseri'ye ayrıca bir değer kazandırıyor. Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği diğer birliklere ve diğer kooperatiflere de üye örnek olması bakımından rol model çalışmasıyla takdirleri toplamaya devam ediyor. Burada yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyeleriyle beraber yaklaşık 1000 işletmede Kayseri'de hizmet veriyorlar. Başarılarının devamını diliyoruz. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Evet, sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar, ismim Sabur Özlem Bilici, yüksek gıda mühendisiyim. Hunat firmasında yüksek gıda mühendisi olarak çalışmaktayım. Evet, şimdi burada hangi üniteler var Hunat Süt Merkezi'nde? İlk olarak süt kabul kazanımız var. Süt kabul kazanına sütlerimiz gelir. Hangi ürün yapılacaksa süt kazanlarımıza sütler konulur. Daha sonra fabrikamızda süt sistemi dediğimiz temizlik sistemi bölümümüz bulunmakta. Ayrıca iki tane pişirme kazanımız, bir tane homojenize makinemiz, bir tane separatör makinemiz ve geri kalan da ayran ünitemiz bulunmaktadır. Ayrıca tereyağı yapma makinelerimiz ve peynir bölümümüz de bulunmaktadır. Süt kaç saatte yoğurt oluyor? Takriben 3 saat içinde yapılan işlemler, mayalar ve oluşması 3 saati bulmaktadır. Şimdi bu geleneksel adetlerimizden kara maya dediğimiz böyle kepçeleme ile yapılan bir sistem vardı. Evet. Şimdi burada onun biraz büyüklerini mi yapıyoruz? Evet. Kara maya dediğimiz zaten önceki yoğurttan alınan damızlık olarak nitelendirilmektedir. Kepçeleme işlemimizde sütü kaynama noktasına geldiğinde, daha doğrusu kaynama noktasına doğru sütü savurarak sütün içindeki suyu buharlaştırma amaçlanmaktadır. Akabinde de belli bir sütümüz kaynama sıcaklığına geldikten sonra da mayalama işlemine soğutulur. Kara maya dediğimiz mayamızla birlikte sütü mayamızla karıştırırız. Daha sonra mayalama işlemine tabi tutarız. Ardından soğutma ünitesine gönderdikten sonra tüketiciye hazır hale gelmektedir. Yani bunu biz görsel olarak yaptık ama evet. Burada bu kazanlar ne kadar süt işliyor, ne kadar? 1,5 ton pişirme kazanlarımız mevcuttur şu an. Evet. Yani bu geleneksel usulü yaşatmak için mi böyle? Evet, amacımız geleneksel usulü yaşatmak ve bir fark oluşturmak, Hunat adı olarak. Teşekkür ederim. Bu yoğurdun diğerlerinden ayıran özellik nedir karamayanın? Şimdi Hunat yoğurtlarının en önemli özelliği karamayasının kendi mayası olmasıdır. Bizim yoğurtlarımız homojenize edilmiş bir yoğurttur. Yani yağı, kaymağı her tarafa homojen şekilde, dağılacak şekilde yoğurtlarımızı yapmaktayız. Evet, yani burada teşekkür ederim.